Hepinize merhabalar. Nihal'ın Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir baklava tarifiyle geldim. Bunun için gerekli olan malzemeler 2 tane yumurta, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 fiske tuz ve 1 dilim limon suyunu şöyle bir karıştırma kabına alıp iyice birbirine özleşene kadar karıştırıp çok güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapacağım. 5 su bardağı un kullandım. Unu kontrollü bir şekilde eklerseniz daha iyi olur. Unun markasına göre, yumurtaya göre değişiyor. Şöyle çok güzel ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurdum. Tezgahıma aldığım hamurumu en az 5 dakika böyle iyice yoğurup daha sonra eşit bezeler haline ayırdım. Şöyle iyice ayırdığım bezelerimin üzerine, her yaptığımın üzerine kapatırsanız kurumaz ve açmanız daha kolay olur. Şöyle ellerimle ilk önce biraz büyütüp daha sonra merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıp bir kenarda bekletiyorum. Yaptığım bütün hamurları aynı şekilde yapıp şöyle kenarda bekletiyorum ve açmaya geçiyorum. İlk önce ikişer tane, daha sonra teker, biraz büyüdükten sonra da tek tek açmaya devam edeceğim. Bu baklava hamurunu daha önce sayfamda da paylaşmıştım. O yüzden buraları biraz hızlı hızlı geçtim. Umarım sizler de beğenerek takip eder ve izlersiniz. Baklava hamurunu ne kadar çabuk açarsanız veya ya kurutmadan açarsanız o kadar iyi olur sizin için. Çünkü kuruyan baklava hamurunu böyle istediğiniz şekli veremezsiniz ve açması o kadar zorlanır ki, çünkü kuruduğu için büyüyemeyecek. Açamazsanız çok zor olacak sizin için. O yüzden el çabukluğu önemli. Ne kadar çabuk açarsanız o kadar iyi. Şimdi iyice büyütüp açtığım hamurumu ilk önce bıçak yardımıyla ortadan bölüp daha sonra şöyle 4 parmak genişliğinde 6 parçaya böleceğim. Şöyle 6 parçaya böldüğüm hamurumu, bunun şekli de biraz farklı ve istediğiniz gibi rahatlıkla yapabileceğiniz bir şekil. İlk önce bu baştan çıkan küçükleri birbirinin üstüne koyuyorum, çok küçük olmasın diye. Ve birer parmak aşağıda boşluk bırakıp şöyle baş parmak ve işaret parmağımızla hamuru şöyle küçük küçük pileler haline getirip şöyle büzgüler yapıp bırakacağız. Gerçekten yapımı çok kolay. Şöyle ilk başta birer ikişer parmak boşluk bırakıp daha sonra parmaklarımızla hamuru şöyle küçük pileler haline getirip bırakacağız. Bütün hamurlarımda aynı işlemi yapıp, dediğim gibi el çabukluğu burada çok önemli. Biraz hızlı hızlı yaparsanız kurumadan daha güzel rahatlıkla istediğiniz şekli elde edebilirsiniz. Şimdi yaptığım bu hamurların üzerine bir tatlı kaşığı, şöyle tam ortalarına gelecek şekilde fındık, birer tatlı kaşığı fındığı koyup şimdi katlama işlemine geçeceğim. İlk önce şöyle o boşlukta bıraktığım katları birbirinin üstüne gelecek şekilde kapatıp iki baştan şöyle parmaklarımızla şöyle iyice bastırarak yapıştırıp daha sonra ters çevireceğiz. Şekli bu kadar kolay.
İlk önce parmaklarımızla böyle bastırıp daha sonra ters çevireceğiz. Evet, içe doğru kapatıp daha sonra ters çevireceğim. Evet, ben bir tane yufkadan toplam 6 tane çıkardım ama siz yufkanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle dörder parmaklık olduğu zaman yetiyor zaten. Çok hani küçük de olup bu sefer şekil vermekte zorlanırsınız. Bu şekil iyi. Şöyle bir tepsiye altını yağlamanıza gerek yok zaten üzerini yağlayacağımız için. Bir tepsiye bütün yaptığım hamurları şöyle sıra sıra birbirine yakın bir şekilde dizeceğim. Şimdi diğer yufkamın açımına geçeyim. Ben buraları biraz hızlı hızlı geçtim çünkü sizler sayfamda zaten bu hamuru daha önce paylaşmıştım, baklava hamurunu. Oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle iyice büyüyene kadar incecik zar gibi bir hamur açtım. Şimdi yine bunu aynı şekilde şöyle keseceğim. Ve şekil yapması gerçekten çok kolay. Yani zorunuza gitmesin. Herkes yapabilir. Aslında hani ben yapmam, yapamam, beceremem diye yani demeyin çünkü gerçekten yapılması çok kolay ve artık YouTube'da o kadar güzel şeyler paylaşılıyor ki gayet anlaşılır ve net bir şekilde herkes yapıyor, herkesin yapabileceği tarifler paylaşılıyor. Benim bu bezem biraz küçük olduğu için bundan 5 tane çıktı ama bir öncekinden 6 tane çıkmıştı. Şöyle yine birer tatlı kaşığı fındık aralarına koyup tekrardan kapatıyorum. Ve şeklim bu kadar kolay. İlk önce başlardan basıp daha sonra içeriye doğru kapatıp kıvırıyorum. Evet, son parçayı da bitirdim. Yine aynı fındığı koyup şöyle şeklini verdikten sonra tepsime bunu da yerleştireceğim. Evet, bütün hamurlarımı yapıp aynı işlemi yaptıktan sonra tepsiye sıra sıra dizdim. Daha sonra şimdi yağlamasını yağını hazırlayacağım. Yağı için de yarım paket margarin, bir yarım çay bardağı sıvı yağ iyice erittikten sonra tatlımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sizler beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı,
Unutmayın, desteklerinizle kanalımın büyütüp bir yerlere gelebileceğine inanıyorum. Umarım beni yalnız bırakmazsınız. Şimdi iyice yağladığım hamurumu, baklavalarımı önceden ısıttığım 150 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim. 600 kızarana kadar. Ve baklava hamurlarında fırınınızın derecesi ne kadar düşük olursa o kadar güzel olur. Kat kat açılmasını sağlar. Ara katları da pişer. Şimdi ben bunu fırına atarken şerbetimin hazırlığına geçeceğim. Şerbetim için 3,5 su bardağı şekerim ve 4 su bardağı suyum var. Su ve şekeri şöyle ilk önce karıştırıp ocağa aldıktan sonra bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra tekrardan içine bir dilim limonu sıkıp tekrardan kaynamaya bırakacağım. Böyle kıvam alıp güzel bir sararıp kıvam alana kadar tatlımı, şerbetimi kaynatacağım. Tatlılarımı bu arada fırından aldım. İyice kızardılar. Şöyle soğuk olan tatlımın üzerine ılık şerbeti her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum. Ve çok böyle güzel, hem şekli güzel hem de kıtır kıtır bir tatlı oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde iyice döktüm. Şöyle şerbetini çekene kadar bekletip daha sonra servis için hazırlayacağım. Ben size bir tanesini şöyle kesip arasını göstermek istiyorum. Bakın o kadar kıtır kıtır oldu. Daha şerbetini tam çekmedi ama. Evet, elimle de şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Deneyecekler, içinden afiyet olsun.